Herkese merhaba. Yine göller video serimize devam ediyoruz. Bugün de Kovada Gölü Milli Parkı'ndayız. Koruma altına alınan doğal alanlarımızdan birisi bu. Şöyle arazi bir göstereyim size öncelikle. Bakın. Burası Sazlıklar. Tatlısu Gölü, Kovada Gölü. Eğirdir Gölü ile birleşiyor. Eğirdir Gölü'nden bir giden var. Kovada Gölü'ne dökülüyor. Şöyle ileride Sakar Mekeler var. Daha ileride şöyle karşıda gösterebilecek miyim? Karabataklar var. Balıkçıl kuşlar. Şöyle biraz daha netleştireyim. Bir genişten alayım. Bakın sazlıklar, su yosunları, sucul tatlı su bitkileri çokça bulunuyor. Bir de yılan var. Yılan bir çim sazanını ağzına almış götürüyordu. Hala burada mı bilmiyorum. Evet, toplu fotoğraf, hadi beyler, hadi. Evet, şuradaydı ama. Aha, hala orada. Gitmiş galiba. Evet, burası bir tatlı su gölü. Yine hem tektonik karstik bir göl. Kuş zenginliği bakımından çok zengin bir gölümüz. Kuş çeşitliliği bakımından. Şurası gözetleme kulesi. Burada biz yine Isparta Güller Diyarı'ndan Toroslar'a bilim ve doğa yolculuğu etkinliği kapsamında geldik. Dürbünlerle kuş gözlemi yapıyoruz. Çok çeşitli kuş türleri var. Araziyi gördüğünüz üzere sedir ağaçları var. Daha yükseklerde işte Karaçam ve Göknar türleri de olduğu söyleniyor. Çok zengin, çeşitliliğe sahip bir doğal yaşam alanı. Kovada Milli Parkı. Kovada Gölü'nde istilacı bir tür olan çim sazanı varmış. İsrail'den getirilmiş. Maalesef burada diğer balık türlerini bu ortadan kaybolması halinde oluyor. Evet, sazlıkları görüyorsunuz. Evet, bu da Kovada Milli Parkı'nda yine bu bölgeye has kermez meşesi. Endemik bir tür kermez meşesi. Dünyada sadece Türkiye'de yetişiyor. Niye buradan gidiyoruz? Kuş gözleme alanına giden yol burası da. Tabii biz geri dönüyoruz.